أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın ziyadeleşmesine, kardeşliğimizin pekişmesine, ahiret sermayemizin güçlenmesine, artmasına Rabbim vesile eylesin. Kalplerimizin uyanmasına, gafletin yok olmasına, Rabbimizin sevgisine mazhar olmamıza Rabbim bir araya gelişimizi vesile eylesin. Amin. Kıymetli dostlarım, bugünkü dersimizde Fatır Suresinin 29 ve 30. ayeti kerimesinin manasını vererek bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini beraber dinlemiş olacağız. Fatır Suresi Yasin-i Şerif'ten bir önceki suredir. Bu surenin 29 ve 30. ayeti kerimeleri Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Estaizu billah innellezine yetlune kitaballah ve aqamussalate ve enfaku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten yercune ticareten len tebur. Şimdi bu ayet-i kerimede Rabbimiz bir ticaretten bahsediyor. Bitmeyen, tükenmeyen, hep kar eden, hiç zarar etmeyen bir ticaretten bahsediyor. Buyuruyor ki bazı kullarım vardır ki onlar yercune ticareten len tebur. Hiç zarar etmeyen, hep kar eden ticareti arzu ederler, ümit ederler. Peki kimdir bu hiç zarar etmeyen, hep kar eden, ticareti arzu eden insanlar kimlerdir? Bunun için de Allah Celle ve Ala Hazretleri 3 tane özellik sayıyor. Birincisi, innellezine yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını okurlar. Demek ki sonsuz ticarete ulaşabilmenin yolu Allah'ın kitabını okumaktan geçer birinci olarak. İkinci olarak ve kamussalah namazı da dosdoğru kılmak. Üçüncüsü de ve enfeku mimma razaknahum sirran ve alaniye. Bizim kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikare infak ederler. Bu üç tane özelliği toplayan insanlara Allah Celle ve Ala Hazretleri bunlar sıradan insanlar değillerdir. Bitmeyen, tükenmeyen, daima kar eden, zarar etmeyen bir ticaretin peşinde koşan insanlardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ Bunların bu gayretleri sebebiyle hak ettikleri ücretleri onlara ben tamı tamına vereceğim. Ayrıca kendi fazl-ı keremimden de artıracağım da artıracağım. Bunlar sizin yaptığınız amellerin karşılığı. Bu da böyle fedakarlık gösterdiğinizden dolayı benim size ikramım, ihsanım diye Rabbimiz fazl-ı kereminden onlara artıracağını söylüyor. İnnehu gafurun şekur. Şüphesiz Allah ziyade bağışlayıcı, kulların da şükrünü, teşekkürünü kabul edicidir buyuruyor. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayet-i kerimede üç şeyden bahsediliyor. Bir, Allah'ın kitabını okumaktan bahsediliyor. Bir de namazı doğru kılmaktan, dosdoğru kılmaktan bahsediliyor. Bir de gizli ve aşikare infak etmekten, Allah'ın yoluna harcamaktan bahsediliyor. Bu üç tanesini arzu ya, bu üç tanesini gerçekleştiren insanların hedefinde bitmeyen, tükenmeyen bir ticaret, hiç zararı olmayan bir ticaret ümidinin yattığını Rabbimiz Celle Celaluhu beyan ediyor. Ben burada ağırlıklı olarak birinci madde üzerinde duracağım. Allah'ın kitabını okumakla ilgili
madde üzerine durmuş olacağım. Bir defa Kur'an-ı Kerim kime nazil olmuştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nazil olmuştu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim nazil olduğu halde Allah Celle Celaluhu ona وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde oku emrini vermiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu bize de فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Siz de Kur'an-ı Kerim okuyun, müyesser olan şekliyle beraber okuyun buyuruyor. Kıymetli dostlarım, bugün bu dersi seçmemde asıl etken şu olmuştur. Kış geceleri uzun olunca insanların bir takım hedeflerine ulaşabilmek için projelerini uygulayabilecekleri, gerçekleştirebilecekleri, kendilerine vakit ayırabilecekleri bir mevsimdir, kış mevsimi. Geceler uzun olunca bu uzun gecelerin bir kısmını kendimize ayırarak ebedi ahiret sermayesi için bir çalışma yapılabilir mi? Yapılabilir. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu kitabı bizim aramızda bize emanet olarak teslim edilmiş. Her birimiz bu emanetin sahibiyiz. Yani her birimize Allah kitabını emanet etmiştir. Ve bizden bu kitabı üzerine toz konmasın diye bizden beklemiyor. Allah Celle Celaluhu bizden bu kitaba ilgi duymamızı istiyor. Doğru mu? Kitabın üzeri tozlanmış, tozlanmamış bu elbette önemlidir. Biz temizliğe dikkat ederiz. Masanın üzerinin bile tozlanmasını istemeyiz. Kur'an-ı Kerim'in tozlanmasını da istemeyiz. Masanın tozlanmasını istemediğimiz gibi, tabakların, tencerenin tozlanmasını istemediğimiz gibi. Ama bu mesele değil, bu bir tabak tencere meselesi değil. Kitabın tozlanması o gördüğümüz tozlarla değildir. Gıcır gıcır olan kitabı okumuyorsak, kılıflara sarılı olarak dursa bile o tozlanmış bir kitaptır bizim evimizde, bizim hayatımızda. Bu bakımdan Allah ile bağlantımızı, Allah ile irtibatımızı ölçebilmemiz için efendim Allah'ın aramızdaki temsilcisi kitaptır. Bu kitaba göstereceğimiz ilgi bunun net bir şekilde ortaya koyacaktır. Yani başka bir ifadeyle söyleyelim, kitaba ne kadar, Kur'an'a ne kadar ilgimiz varsa Allah'a o kadar ilgimiz var demektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olsaydı belki çoğumuz Türkiye'yi bırakıp onun ayağının dizinin dibine giderdik. Onun etrafında durmak isterdik bize izin verseydi. Buna izin vermese sık sık imkanlarımız nispetinde yaya, kara, havadan, denizden hangi yolla en kısa gidiliyorsa ona giderdik. Bu ona olan sevgimizi gösterir. Doğrudur. Gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hepimizin güzel bir sevgisi vardır. Rabbim ziyade eylesin. Peki Kur'an-ı Kerim'e aynı sevgi elbette olması lazım, vardır diyoruz. Fakat şöyle bir şey, günlerce evimizde durup da hiç bakmadığımız, ilgilenmediğimiz kitabın, Kur'an'ın bizim tarafımızdan sevildiğini nasıl anlayacak? Yani bir televizyon var, büyük bir plazma var, onun bir düğmesi var, her gün elimize geçiyor o. Çok da uğraşıyoruz onunla. O bizim kendisini sevdiğimizi söylememize gerek yok zaten, ilgileniyoruz kendisiyle, bunu ispatlıyoruz. Ama onun sağında veya solunda aynı odada bir Kur'an-ı Kerim vardır. Hiç mi hiç tarafına bakmazsak gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'i sevdiğimizi ispatlayabilir miyiz? Yani sevgi, çocuğumuzu seviyoruz, gelir gelmez kucağımıza alıyoruz. Değil mi? Yemek yerken yanımız dizimin üzerine oturtuyoruz, beraber yiyoruz, yediriyoruz. Çok sevdiğimiz bir insanla lokantada, orada, burada beraber bir araya gelmek istiyoruz. Çayda bir araya gelmek istiyoruz. Bir araya gelince mutlu oluyoruz. Doğru mu kardeşler? Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kitabı olduğuna göre uzaktan bay bay mı yapmak lazım? Yoksa gerçekten meşgul olmak lazım mı? Sevdiğimizi ispatlayacak bir birlikteliğimiz olması gerekmez mi? Elbette gerekir. Bundan dolayıdır ki kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma noktasında, ona zaman ayırma noktasında kendimizi bir gözden geçirelim. Kur'an-ı Kerim'i sevdiğimizde şüphemiz yok. Ama bu sevgi ne yapıyor? İlgilenmeye azalıyor.
olması gerektiği noktadan uzaklaşıyor. Kıymetli kardeşlerim, 20-30 sene öncesine kadar sünnete saldıran insanlar ülkemizde yok gibiydi. Kur'an'a saldıran hiç yoktu. Ama şimdi aşağı yukarı birkaç seneden beri sünnete saldıra aşağı yukarı halkın, Müslümanların kafasına sünnet konusunda bir bulanık su akıttılar. Sıradan bir vatandaş bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu deyince hadislere inanmadığını ifade edecek tavırlara bürünüyor. O televizyonlardaki bu programların etkisinden. Günümüzde ise artık sünneti halletmişler gibi Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya açtılar. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Allah'ın kelamı mıdır değil midir diye bir takım affedersiniz sapık ilahiyatçılar Kur'an-ı Kerim'in tarihsel bir kitap olduğunu, tarihselcilik esasından bakılması gerektiğini, bu ayetlerin hepsinin Peygamber Efendimiz'e ait olmadığını söyleyecek kadar efendim dinden, imandan mahrum açıklamalar yapmak suretiyle bugün nefretle karşılansa bile aradan bir sene geçtikten sonra bu şalkantı ne hale getirecek bizi bilemiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e karşı olan ilgimiz azalınca belalar geliyor. Neslimizi Kur'an'dan uzaklaştıracak belalar, musibetler geliyor. Bizim evlerimizde de çocuklarımızın yaşantımız itibariyle Kur'an-ı Kerim'e çok değer verdiğimizi manzara olarak görmediklerinden dolayı işte sadece ezber ve yüzeysel olarak Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır biliyorlar. Öyle bir saygıları vardır ama bu gittikçe azalmaktadır kıymetli kardeşlerim. Ben şimdi burada siz dostlarımla, kardeşlerimle şunu paylaşmak istiyorum. Biz çalışıyoruz evvela. Niçin çalışıyoruz? Önce kendimiz için çalışıyoruz. Kendi ihtiyacımızı görmek için. Sonra çoluğumuzun, çocuğumuzun ihtiyacını görmek için çalışıyoruz. Sonra biraz daha lüks yaşayabilmek için çalışıyoruz. Değil mi? Hep böyle gidiyor işler. Peki, gerçekten biz kendimiz için çalışmış olur muyuz Kur'an-ı Kerim'e sırtımızı çevirdiğimiz zaman? Siz de bunun cevabını verirsiniz, hayır dersiniz. Ben çok fazla vaktinizi almadan bu konuda Kur'an-ı Kerim okuma ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini beraber şöyle bir gözden geçirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnnellezî leyse fî cevfî şey'un minel Kur'an kel beytil haribi. Bir insanın, bir Müslümanın kalbinde, içinde Kur'an ayetleri, sureleri yoksa o virane bir ev gibidir. Virane bir ev gibidir. Yıkılmış bir ev neyse bu insanda ne olursa olsun, ne kadar sağlıklı, sıhhatli olursa olsun bir insanın güçlü olması, kuvvetli olması, hayatta canlı, değerli olması ne ile alakalıdır? Kur'an-ı Kerim'den içerisinde surelerin, ayetlerin kafasında, kalbinde nakşedilmiş olmasıyla alakalıdır. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le olan bağlantımızı bir örnekle beraber anlatmıştır Bukhari ve Müslim'deki bir hadis-i şeriflerinde. Mealen söylüyorum, bir Müslüman düşünün ki Kur'an-ı Kerim okuyor. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslümanın misali, kokusu da güzel, tadı da güzel olan bir kavuna benzer. Kokusu çok güzel, tadı da çok güzel. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslümanın durumu neye benziyor? Kokusu da güzel, tadı da güzel olan bir kavuna benziyor. Ve metelüllezî lâ yakra'u, Kur'an-ı Kerim okumayan Müslümanın misali de hurmaya benzer. Hurmaya baktığımız zaman hurma tadı güzeldir ama kokusu yoktur. Demek ki Kur'an-ı Kerim okumayan Müslüman nereye benzetiliyor? Bir hurmaya benzetiliyor. Tadı güzel ama kokusu yoktur. Münafığa Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir misal veriyor. Diyor ki bir münafık Kur'an-ı Kerim okuyorsa o reyhaneye benzer. Kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Yani Kur'an okuduğundan dolayı kokusu güzeldir ama münafık olduğu için tadı acıdır. Bir münafık eğer Kur'an da okumuyorsa o Ebu Cehil kavununa benzer. Tadı da berbat, çok acı, kokusu da çok efendim. Kokusu yoktur ve tadı da çok acıdır. Burada gördüğümüz gibi münafık bile Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman en azından ne yapıyor? Kokusunu güzelleştiriyor. Kıymetli dostlar,
Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu teşbihi elbette müminlerle ilgili, münafıklarla ilgili ortaya koyduğu bu teşbihi hepimizi yakinen ilgilendiriyor. Benim peygamberim, senin peygamberin olayı böyle değerlendiriyor. Bir gün Cami'ül Kebir'de Razi İmam Fahruddin Razi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i sırayla tefsir ederken Estaiz billah yerfa'il külle yevmin huve fî şe'en Cenab-ı Hak her gün bir iştedir diyor. Cami cemaatle dolu. Cemaatin içerisinde aksakallı birisi diyor ki hocam diyor siz ayeti kerimede diyorsunuz ki Cenab-ı Hak her gün bir iştedir. Peki Allah bugün ne iştedir? Düşündü, taşındı. Tabi onlar kitaptan bulmadıkları cevabı sallayarak vermezler. Düşündü, taşındı. Tatmin edici bir cevap bulamadı. Dedi ki ben dersime çalışayım dedi. Yarın dedi bu sorunun cevabını getireyim. Gitmiş eve çalışmış, çalışmış, çalışmış. Hiç yatağa girmemiş. Kitapları karıştırmış, karıştırmış bulamamış. Gelmiş uykusuz bir şekilde dersi yapınca aksakallı hocam dedi bizim sorumuz vardı. Dedi ki senden bir gün daha izin istiyorum. Aradım bulamadım. Bir gün daha izin istiyorum. Neyse gitmiş ikinci günü yine aramış, araştırmış, kitapları, kütüphaneleri aşağı indirmiş, kitapları kaldırmış. Yine arzu edilen cevabı bulamamış. Gelince hocam bizim sorumuzun cevabı demiş ki kusura bakma demiş. Bir gün daha izin istiyorum senden. Hala araştırmaya devam ediyorum. Nihayet gelmiş. Şimdi üçüncü gün, üç gün uyumayan bir insan kitaplarla uğraşsa ne olacak? O kitapları karıştırırken olduğu yerde uyumuş. Kendinden geçmiş, gayri ihtiyari. Rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, yayma, çok yorgun ve üzgün görüyorum seni, hayırdır? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, malumunuz olduğu vesile, ben yaptığım tefsirde külle yevmin huve fî şe'en, her gün Allah bir iştedir, Rahman Suresi ayet-i kerimesine geldiğimde tanımadığım aksakallı birisi bana bir soru sordu, onun cevabını aradım aradım bulamadım, üç gündür uykusuz kaldım. Dolayısıyla bu yorgunluğumun sebebi budur der. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona der ki اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ Allah, Kur'an sayesinde, Kur'an sebebiyle bir takım insanları yüceltiyor, bir takım insanları alçaltıyor. Allah bununla meşguldür. Kur'an-ı Kerim'e ilgi duyanların manevi makamlarını yükseltiyor, yükseltiyor. Kur'an-ı Kerim'e sırtını çevirenleri de düşürüyor, düşürüyor. Allah bununla meşguldür. Bir uyanıyor ki sevincinden havaya uçuyor. Bir sorunun cevabını bulduğuna, iki Peygamber Efendimiz'i gördüğüne. Rüyasında Efendimiz'i görmüş oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cevabı çok sağlam yerden aldı. Şimdi o bütün üç gecenin yorgunluğunu üzerinden atarak camiye uça uça gitti. Normal sohbetini yapınca aksakalı demiş ki hocam buyur bizim bir sorumuz vardı. Allah her gün bir işteydi bugün ne iş yapıyor? Aynen orijinal şekliyle اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ Allah Celle Celaluhu bu Kur'an sayesinde bir takım insanları yüceltiyor, manevi derecelerini yükseltiyor, bir takım insanları da alçaltıyor. Kur'an'a ilgi duyanları yükseltiyor, Kur'an'a sırtını çevirenleri alçaltıyor cevabını verdi. Aksakallı dedi ki kendisine صَلِّ عَلَى مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا Bunu sana öğretene salatü selam getir dedi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. İşte kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmak, Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırmak, ona ilgi duymak, ferd olarak bizi, aile olarak bizi, millet olarak bizi yüceltir, yüceltir. Kur'an-ı Kerim'e ilgi azalınca da Cenab-ı Hak ne yapıyor? Fert olarak, aile olarak, millet olarak da bizim değerimizi düşürmüş oluyor. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Zer Hazretleri der ki bana tavsiyelerde bulunmaz mısın ya Resulallah? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tavsiye mi istiyorsun? Bir, takvayı tavsiye ederim. Kalbinde Allah korkusu her zaman böyle çalışan kamera gibi 24 saat çalışan EDS gibi kamera gibi kalbinde dursun. Çünkü her şeyin başı bu takvadır diyor.
Dedim ki ya Resulallah, bu güzel de biraz daha tavsiye istiyorum. Dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, aleyke bi tilavetil Kur'an. Kur'an okumanı tavsiye ederim sana. Kur'an'la meşgul ol. Fe innehu nurun leke fil ardı ve duhrun leke fis sema. Yerde senin için nurdur, gökte de senin için bir azıktır. Yani kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim okudukça Allah Celle ve Ala Hazretleri o Kur'an-ı Kerim okuyan insanı yeryüzünden tabiri caizse manevi olarak böyle ulvi alemlere doğru derecesini yükseltmiş oluyor. Gökteki melekler de o insandan haberdar oluyor. Şimdi biz göklere baktığımız zaman fark ettiğimiz cisimler var, fark etmediğimiz cisimler var. Ayı görüyoruz, güneşi görüyoruz, yıldızları da görüyoruz. Peki bazen yıldızları göremiyoruz. Gündüz olunca yıldızları göremiyoruz. Yok mu yıldızlar? Kayıp mı oluyorlar? Hayır, güneşin ışığı onların ışığını söndürüyor. Söndürüyor derken yani o baskın gelince onları fark edemiyoruz. Demek ki kıymetli dostlar, gökte fark ettiğimiz cisimler var, fark etmediğimiz cisimler var. Değil mi? Aynı şekilde gökteki melekler de yeryüzüne baktığı zaman fark ettiği insanlar var, fark edemediği insanlar var. Bazı insanlar işte ay gibi, yıldız gibi parlıyorlar. Gökten bakan melekler onları görürler. Yeryüzünün de yıldızları var, onları melekler görürler. Kimdir? İşte Kur'an-ı Kerim okumak prensibi olan insanlar yeryüzünde efendim böylesine nur gibi olurlar. Gökteki melekler bunları görürler. Ayrıca gökteki melekler bunları gördükten sonra gökte onlara hem dua ederler hem de onların metü senasını kendi aralarında yapmış olurlar. Allah Celle Celaluhu Maide Suresi'nin 15. ayeti kerimesinde Es-Sa'idu billah kad ca'ekum minallahi nurun ve kitabun mubin. Allah'tan size bir nur gelmiştir ve hakkı batıldan ayırt eden, helali haramdan açıklayan kitap indirilmiş gelmiştir size buyuruyor. Yani Allah Celle Celaluhu ve enzelna ileyküm nuran mubina, biz size nur indirdik diyor. Kur'an-ı Kerim nurdur. Onu okuyan da nur gibi olmuş oluyor. Kıymetli dostlar, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okumanın ne kadar bize uhrevi menfaat kazandıracağını anlatması bakımından Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Biz suffadeydik, orada duruyorduk. Bize dedi ki ey yüküm yuhibbu en yagdu ve külle yevmin ila buthan ev ila el-aqiq feyeti minhu binaqateyni kevmaveyni fi gayri ismin ve la kat'i rahmin. Sizden hanginiz Buthan denen yer yakın bir yerde. Buthan denen yere gidecek. Her gün gidecek. Oradan iki tane en kaliteli deve alıp gelecek. O develer ona ait olacak. İki tane deve sahibi olacak. Bu develeri elde edinceye kadar da hiçbir günaha da girmiş olmayacak. Yani şunu demek istiyor. Sizden biriniz çok pahalı develer. Orada bugün buradaki Mercedesler, oradaki develerdi. Bir adam o deveyi alabilmesi için çok çalışması lazımdı. Çalışıp para biriktirmesi lazımdı. O deveyi alabilmek için, o kadar parayı biriktirebilmek için günaha girmesi, akrabalarla bağlarını kesmiş olması, annesiyle ilgisini azaltmış olması, çoluğuyla çocuğuyla ilgilenmemesi gibi bir takım sıkıntılar efendim ticaretle meşgul olan insanlarda bunlar olabiliyor. Dolayısıyla para kazanıyor ama o paranın içerisinde ne olabiliyor? Bir takım kirlilikler olabiliyor. Sizden hanginiz Puthan denen yere gidecek her gün iki tane en kaliteli süper 0 kilometre deve alıp gelecek ve hiç de günaha girmeden akraba bağlarında bir zedeleme yapmadan gelecek. Bunu kim arzu eder? Dediler ki ya Resulallah, bu çok güzel bir şey. Bu hepimiz bunu isteriz dediler. Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden biriniz mescide gitse orada bir ayet iki ayet öğrenmiş olsa, İşte o Buthan denen yere gidip de en kaliteli iki deve alan insanın elde ettiğinden çok daha hayırlı bir şey elde etmiş olur. Üç ayet olursa üç tane deve almış gibi. Dört olursa dört tane. Yani her bir ayet adeta çok zor elde edilebilecek değerde olan
bir vasıtanın insana dünyevi olarak kazandırdığı mutluluktan daha fazla mutluluk ahiret olarak kazandıracaktır diyor. Demek ki kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'i okudukça, o ayetlerle haşir neşir oldukça aslında çok şeyler kazanıyoruz. Çok acayip şeyler kazanıyoruz. Ebediyet yolculuğunda bize lazım olacak olan çok şeyler kazanmış oluyoruz. Meşgul olmayınca da çok şeyler kaybetmiş oluyoruz. Şimdi bir hadisi şeriflerinde kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le meşgul olan insanlara 4 tane şey vaat ediyor. Her birisi gerçekten dünyadan daha değerlidir diyeceğim. Nedir bakalım? Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte, bir grup insan Allah'ın evlerinden bir evde toplanırlarsa, diyelim ki camilerden bir camiye, medreselerden bir medreseye toplanmışlardır. Ne yapıyorlar? Allah'ın kitabını okuyorlar. Ve aralarında müzakeresini yapıyorlar. Bir araya toplanıp Allah'ın kitabını okuyanlar ve onun müzakeresini yapanlar, bir, Allah onlara sekinet indirir. Sekinet kalp huzuru demektir. Kıymetli dostlar, sekineti ancak Allah indirir, başkası indiremez. Moralimiz bozuk olduğu zamanlarda, efendim huzurumuz olmadığı zamanlarda bizim huzurumuzu ancak ve ancak Allah Celle ve Ala Hazretlerinden isteyebiliriz. Çünkü bu bakkalda, çakkalda, fırında, mırında olmaz, hastanede de olmaz. Daha çok biliyorsunuz huzurunu kaybedenler, moralsiz olanlar hastanelerde psikiyatriye giderler. Psikiyatrin verdiği ilaçları kullanayım mı, kullanmayayım, beni sarhoş yapıyor, uyutuyor beni diye. Onların yöntemleri öyledir. Ama Allah Celle Celaluhu sekineti indiriyor. Kur'an-ı Kerim okuyup aralarında müzakere edenlere bir. İkincisi, Allah'ın rahmeti onları kuşatıyor. Her tarafları Allah'ın rahmetiyle kuşanmış oluyor. Üçüncüsü, melekler de onları kuşatmış oluyor. Dördüncüsü de Allah Celle Celaluhu gökteki melekleri onları övüyor da övüyor. Bakın, yeryüzünde şu kullarım toplandılar, benim kitabımı okuyor diye. Gökteki meleklerin, meleklere Cenab-ı Hakk'ın sizden bahsetmesini ister misiniz? Çok kolay. Yani bir araya geliyoruz, Kur'an okuyoruz, arasında Kur'an-ı Kerim'in müzakeresini yapıyoruz. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu gökteki meleklere seni anlatıyor. Bakın şu kuluma, Kur'an okuyor, okuyorlar, kendi aralarında müzakere ediyorlar diye. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman Allah Celle Celaluhu bizim ecrimizi, mükafatımızı harflerine göre tadat ediyor. Yani Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kitabından bir harf okuyanın bir hasene karşılığı vardır. Her haseneyi de Allah 10 ile çarpar. Dolayısıyla her bir harfine okuyan insan bir hasene değil, 10 hasene kazanmış oluyor. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Dolayısıyla elif, lam, mim diyen kaç tane hasene kazanmış oluyor? 30 tane hasene kazanmış oluyor. Burada elif, lam, mim dedi. Çünkü elif, lam, mim manasını kimse bilmez. Elif, lam, mim manasını Allah bilir Celle Celaluhu. Yani manasını bilmediğiniz harfleri bile okusanız en azından ne kadar sevap alırsınız? Her bir harfine 10, elif, lam, mim 3 olunca 30 tane hasene almış olursunuz. Bu Allah-u Teala'nın ölçüsüyle bu haseneyi biz ölçemeyiz. Kıymetli kardeşlerim, böylece insan ahiret zengini olur. Allah-u Teala'nın kitabını okuyan insanlarla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ لِلّٰهِ اَهْل۪يلَ مِنَ النَّاسِ. İnsanların içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ehli var. Ehli demek arkadaşlar, biz arkadaşız ama her birimizin aile bireyleri var. Kocaman İstanbul'un içerisinde aile bireylerimiz bizim ehlimizdir. Diğerleri arkadaşlarımızdır. Yani ehlimiz bize en yakın olanlardır. Doğru mu? Eşimiz, çocuklarımız, annemiz, babamız. Yeryüzünde de insanlar içerisinde Allah'a, bizim ehlimiz bize yakın olduğu kadar Allah'a en yakın olanlar kimlerdir? Ya Resulallah, kimdir bu Allah'ın ehli olanlar? Onlar ehli Kur'an'dırlar. Onlar Allah'ın ehlidir ve Allah'ın özel kullarıdır diyor. Demek ki Kur'an ile meşgul oldukça Allah-u Teala'nın özel kulları arasına katılmış oluyoruz. Gökteki melekler tarafından övülmüş oluyoruz kıymetli dostlar.
Bir de Kur'an-ı Kerim'de ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ var. İnsanoğlunu Cenab-ı Hak esfeli safilini reddettiğinden bahseder. Alimler derler ki, hatta bunu hadis-i şerif olarak rivayet ediyor, Ravahul Hakim diyor. Bir insan eğer Kur'an ile gerçekten haşir neşir olursa, erdelül umre, Cenab-ı Hak onu reddetmez. Yani, kıymetli dostlar, bir insan düşünün ki, yaşlandığı zaman aklını kaybediyor, ona saldırıyor, buna saldırıyor, ona küfrediyor, buna küfrediyor. Yenmeyecek şeyleri yemeye başlıyor. Yani tamamen ömrün en rezil kısmı. Kur'an-ı Kerim okumaya müdavim olanlara Cenab-ı Hak böyle herkes tarafından iğrenç kabul edilebilecek erdelül umur dediğimiz noktaya onları ulaştırmaz Kur'an hürmetine. Yine Kur'an-ı Kerim'den Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men qara'a aşra ayatin fi leyletin lem yukteb minel gafilin. Akşam yatağımıza yatmadan Kur'an ayetlerinden 10 ayet okudu. Eğer 10 ayet okursak o gece biz gafillerden yazılmıyoruz. Yani bu insan uyanık kuldur, ayık bir kuldur, gafil değildir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir müjdesi var bize. 10 ayet okuyan gafillerden yazılmıyor. 100 ayet okuyan kütübe minel kanitin, her gece 100 ayeti kerime okuyan insan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nezdinde kanitinden yazılır. Kanitin demek Allah'a ibadette zirveyi yakalamış, iyi bir dereceyi yakalamış insanlar demektir. Kur'an-ı Kerim'de de bunlar övülüyor. Kıymetli dostlar, buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte İkra'ul Kur'an ümmetim. Kur'an'la bağlantınızı kesmeyin. Kur'an okuyun. Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Çünkü kıyamet gününde Kur'an şefaatçi olarak gelecek. Kendisiyle ilgilenenlere şefaatçi olarak gelecek. Bir başka hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dikkat edin, bu Kur'an-ı Kerim şefaat edicidir, şefaati kabul edicidir, edilmiştir. Şikayet edicidir, şikayeti de tasdik edilmiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim birilerine şefaat edecek ama birilerinden de şikayetçi olacak. Şefaat etmek istedikleri konusunda şefaati kabul edilecek, şikayeti de tasdik edilecek buyurulmuştur. Diyor ki Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarın ahirette insanlar diriltildiği zaman mahşer meydanında Kur'an-ı Kerim getirilecek. Kur'an ile haşir neşir olan, Kur'an'la efendim dost gibi geçinen, onunla ilgilenen insanlar, Kur'an ehli denen insanlar da getirilecek beraber. اَلَّذ۪ينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا. Dünyada Kur'an-ı Kerim'i okuyor ve onu hayatına tatbik ediyor. Diyor ki تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانْ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا. Yani o Kur'an-ı Kerim'in ilk iki suresi, Bakara ve Ali İmran suresi, adeta onun avukatlığını yapacak ahirette. Allah'ım biz bu kulundan razıyız. Biz bu kulundan razıyız. Bunun yağdan kıl çeker gibi cennete girmesini istiyoruz diye onunla ilgili destek ve yardım edecekler diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim gelecektir ve diyecek ki ya Rabbi, bu benimle dünyada meşgul olanı süsle ya Rabbi. Keramet tacı giydirilecek ona. Diyecek ki ya Rabbi daha da artır. Bu sefer keramet hüllesi, kaftanı giydirilecek kendisine. Diyecek ki ya Rabbi irda anhu. Ya Rabbi sen bu kulundan, ben senden razıyım de buna. Feyerda anhu, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Kur'an'ım senden razı, ben de senden razıyım diyecek. Ve oku da yüksel denecek kendisine buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde buyurmuşlardır ki yuqalu li sahibil Kur'an ikra ve irtaqi. Yani Kur'an-ı Kerim'le hemdem olan insana, Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olan insana
Ruz-u Mahşer'de oku ve yüksel denecek. Ne kadar okursan o kadar yükseleceksin. Kaç ayet okursan o kadar yükseleceksin dedi. Şimdi bir başka hadis-i şerifle dersimin sonuna geldim kıymetli dostlar. Bu hadis-i şerif de benim çok dikkatimi çekti. Yeryüzünde en kıymetli yer neresi kıymetli dostlar? Kabe-i Muazzama değil mi? Şu anda biz burada oturuyoruz ama Kabe'nin etrafında insanlar dönüyor. Sadece insanlar mı dönüyor? Bizim gördüğümüz insanlar dönüyor mu? Melekler de dönüyor mu? Dönüyor. Şunu söyleyeyim size, yeryüzüne herhangi bir meleği Allah Celle Celaluhu bir iş için gönderdiğinde o melek önce Kabe'ye gider, Kabe'yi tavaf eder, ondan sonra işini görür. Her melek yeryüzüne geldiği zaman Cenab-ı Hak meleklere değişik görevler veriyorlar. Her melek yeryüzüne indiği zaman önce gökte hazırlığını yapar, gelir Kabe'yi tavaf eder, ondan sonra ihtiyacı neyse, ne işin görecekse onu görmüş olur. Demek ki Kabe'nin etrafında tavaf eden şu anda her an insanlar vardır. Sadece insanlar mı? Melekler de vardır. Peki. Yeryüzünün en kıymetleri burasıdır. Cenab-ı Hak bu kadar değer verdi Kabe-i Muazzama'ya. Şimdi okuyacağım hadis-i şerife dikkat edelim kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e dedi ki Ya Ebu Hureyre, ey Ebu Hureyre, teallemil Kur'an, Kur'an'ı öğren. Ve allimhunnas, bir de insanlara öğret. Burada hem öğrenmek var hem de öğretmek var. Kur'an-ı Kerim'i öğren ve insanlara öğret. Peki, Kur'an-ı Kerim'i öğrendin ve öğrettin. وَلَا تَزَالُ كَذَٰلِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْمَوْتِ Son nefesine kadar bu yolda yürü. Okut, oku, öğren ve öğret. Bu yolda yürü. فَاِنَّهُ اِنْ اَتَاكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ كَذَٰلِكَ Eğer sen Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ve öğreterek ömrünü bitirirsen حَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ اِلَى قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ الْمُؤْمِنُونَ اِلَى بَيْتِ اللّٰهِ الْحَرَامِ Sen öldüğün zaman, kabre girdiğin zaman nasıl ki müminler Kabe'ye gidip ziyaret ederler, hacı olurlar, Allah Celle Celaluhu senin kabrine kıyamete kadar melekleri gönderir. Bu kabir ziyaret edilecek bir kabirdir. Bu kabirdeki insan mübarek bir insandır. Kabe nasıl değerliyse bu insan da değerlidir. Melekler kıyamete kadar o insanın kabrini ziyaret ederler diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, şöyle bitirmiş oluyorum. Ayet-i kerimeye döndüğümüz zaman Fatır suresinin ayet-i kerimesinde o insanlar ki Allah'ın kitabını okuyorlar, namazlarını dosdoğru kılıyorlar, bizim verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikare infak ediyorlar. Bunlar bitmeyen, tükenmeyen, sonu olmayan bir ticareti arzu eden bahtiyar insanlardır. Ben bunların mükafatını tamı tamına vereceğim. Fazlu keremimden de onlara fazla fazla da vereceğim diyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i sevdiğine inandığım siz dostlarımın, kardeşlerimin belki dünyevi meşgale sebebiyle, değişik bizi meşgul eden şeyler sebebiyle biraz Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmış olabiliyoruz. Eşimizden 3 gün, 5 gün uzak kalsak görüntülü telefonlarla illa kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Aramızdaki o sevgiyi tesis etmeye, efendim tazelemeye çalışıyoruz. Çocuklarımızla keza öyle. Umredeyken, haçtayken ne yapıyoruz? Durmadan telefonla çocuklarımızla görüşmeye, anneleriyle görüşmeye çalışıyoruz. Sevdiklerimizle irtibatı ne yapıyoruz? Canlı ve heyecanlı tutuyoruz. Kur'an-ı Kerim sevgililer sevgilisi olan Allah'ımızın kitabıdır. Elbette sevilmeye layıktır. Seven sevdiğiyle ilgi duyduğuna göre biz de buna ilgi duymalıyız. Bugüne kadar olan hayat akışımızdaki iş meşgalemiz ve yoğunluğumuz sebebiyle ihmal ettiğimiz, kenara bırakmış olduğumuz kitabımızı bakın biz sahip çıkmadık diye birileri çıktı piyasaya televizyonlardan efendim bizim Türkiye'mize, ülkemize din hizmeti yapsın diye fakültelere gönderdiğimiz yavrularımıza beyinlerine zehir akıtıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini
devre dışı bırakacak efendim propagandalar yapılıyor. Soruyorum size, insanımız Kur'an'la bağlantısını keserse, sünnetle bağlantısını keserse dinle bağlantısı kalır mı? Dinsizleşmeye doğru yürüyüşün ayak sesleridir bunlar. Ülkemizin geleceği, gençliğimizin geleceği, bu tehlikeler bertaraf edilmezse gerçekten ciddi tehlikeler bizi bekliyor. Bu bakımdan önce biz kendimiz Kur'an'a sahip çıkalım. Evlerimiz Kur'an evi olsun. Efendim, bir evde Kur'an okunmuyorsa orası kabristan gibidir. İnnel beytellezî lâ yukravu fîhil Kur'an. Bir evde Kur'an okunmuyorsa o kabir gibidir, mezarlık gibidir. Mezarlıkta ölüler vardır, canlı insanlar yok, ses gelmez. İşte bir evde de Kur'an okunmuyorsa aynen kabristan gibidir, kabir gibidir. Yüce Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri her birimizi Kur'an ile bağlantısı iyi olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim içimizi, kalbimizi Kur'an sevgisiyle ona ilgi duyabilecek bir derecede, bir kalitede sevgimizi ziyade eylesin. Kur'an-ı Kerim'le hemdem olmaya ve onun şefaatine hak etmeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.